Efendim, Rusya ve Afrika'nın birçok ülkesinde şişman insanlar çok çekici ve seksi bulunuyorlarmış. Sebebi ise zenginler şişman olduğu için onların her türlü imkanı var. Bu adı geçen ülkeler kişi başına düşen gayri safi milli hasılası düşük ülkeler olduğu için insanlar kıt kanaat geçindiği için bu ülkenin kadınların hayalinde hep şişman erkekler varmış. Çünkü şişkoysa zengindir. Zenginse her türlü imkanı vardır. İşte bizim ülkemizdeki gibi bir doktor, bir mühendis, bir avukat, bir işte bilmem ne devlet memuruyla evlenip hayatımı kurtaralım diyorlar ya. Afrika ve Rusya'daki kadınlar da bir şişkoyla evlenip hayatımızı kurtaralım diyorlarmış. Çünkü onların her türlü imkanları, hayatına giren insanlara tattırabilecekleri renkler ve zevkler çok fazla olduğu için seçilmesi, tercih edilmesi gereken onlarmış. Şimdi iki ülkeyi karşılaştırdığımızda Rusya'da ve Afrika'da şişkolar, şişmanlar, çekici, seksi, hey bebeğim bir yanak ver diyen tarzda, bizim ülkemizde itici, yeri geldiğinde çocukken oyuna bile alınmayan tip, iğrenç tipler olarak görülür. İşte insanların zevklerini onu demeye çalışıyorum. İnsanların bakış açıları kültürlere göre değişiyor. Rusya ve Afrika ülkelerinin birçoğunda şişmanlar her türlü imkana sahip, hayatına giren kadını rahat ettirecek gözüyle görülürken bizim ülkemizde şişman erkek ya da kadın itici gözle görülür. Bunun temelinde kültürlerin bakış açıları var. Ki kültürler ihtiyaçtan dolayı oluştuğu için onların da kendilerine göre haklı bir yanı vardır. Demem o ki efendim, şimdi ben Rusya'ya ya da Afrika ülkesine gitsem işte çekici bir erkek değil. Hele hele seksi işte. Buradan Rus ve Afrikalı kadınlara sesleniyorum. Bana bir şans verin. Ben sizin son çareniz olabilirim. Tamam mı? Şimdi düşün, gezegenimizde müthiş bir salgın. Her yerde depremler, volkanlar, lavlar, yaşanacak hal kalmamış, kıt kaynaklar bitmiş, elimizde avucumuzda ne varsa kaybetmişiz, insanlar birbirini öldürmeye başlamış, üretim sıfır, doğal yollardan beslenmeye dönmüşüz. İnsanlar açlıktan birbirini yiyor artık. Senin bir projen var, bir uzay gemin var veya Mars'ta bir koloni var. Oraya gitmek gibi bir projen var, imkanın var. Şimdi sorum şu, sen Mars'taki o koloniye giderken dünyadaki bütün insanları alacak büyüklükte bir gemin var. Bu gemiye dünyada kötü olduğunu bildiğin insanları alır mıydın? O kötü insanlarla birlikte Mars'a veya herhangi bir gezegene, sana ait olan bir gezegene yolculuk eder miydin? O kötü insanların gittiğin yerde de kötülük yapmalarına müsaade edecek olman vicdanına sığar mıydı? Sorum bu. Dünyada kötü olduğunu bildiğin insan, götürdüğün yerde de kötülük yapacak. İnsanlığa tarih boyunca kötülük yapanlar sürekli kötülük yapmaya devam ederler. Onların köklerinden gelenler de hiç ara vermeden kötülük yapmaya devam ederler. Kötü olduğunu bildiğin bir insan, insanları zehirleyen, insanlara zarar veren, toplumun huzurunu, düzenini bozan insanlar seninle gelecekler. Götürmesen insan hayatını kasıtlı olarak son vermiş olacaksın. Çünkü ölecekler. Götürsen kötü bir insanın yanına götürmüş olacaksın. Bu sorunun cevabını istiyorum. Yoruma yazarsan sevinirim. Hafta sonlarını severim. Hafta sonlarını beklerim. Hafta sonlarını özlerim. Çünkü ayrı olmanın gereği budur. Küçüklüğümüze geriye dönüp baktığımızda hatırladığımız nadir şeylerden bir tanesi de sabahları ailecek yaptığımız kahvaltılardır. Kahvaltıyı alelacele bitirip işimize gücümüze gitmek, kız arkadaşımızla buluşacaksak ona koşturmak, hafta sonu maçımız varsa bir takımla oynuyorsak ona koşturmak, bir arkadaşımızla buluşup bir yerlerde bir fincan bir şeyler içeceksek onun için alelacele çıkmak için aşırı bir telaş vardır içimizde. Ama ailecek yapılan evin reisinin o masanın her zamanki yerinde, ona ait yerinde oturması, o kahvaltıda konuşulması, bir haftalık planların o gün ne yapılacağının, kime ne lazım olduğunun, planının, programının, aile bütçesinin planlamasının yapıldığı yerdir hafta sonu kahvaltıları. Hafta sonu kahvaltılarını severim. Hafta sonu kahvaltılarını özlerim. Hafta sonu kahvaltılarına ayrı bir önem veririm. Bugün sabah hafta sonu kahvaltısı hazırlanmış mis gibi. Sofraya oturuyorsun, gözünün beğendiğini ekmeksiz bir şekilde yiyorsun. Ekmeksiz olması önemli tabii. Çocuklar da büyüyüp ergenliği yavaş yavaş geçmeye başladıkları için zaman zaman felsefe, psikoloji, sosyoloji üzerine konuşmaya başlıyoruz. Artık onlar büyüdükçe birbirimize hitap tarzlarımız, birbirimize kurduğumuz cümlelerimiz büyüyor, genişliyor ve daha çok bilimsel kavramlar itibar etmeye başlıyor. Onların öğrendikleri dersler, hayat görüşleri, izledikleri videolar, şarkılardan öğrendikleri ve tekrar tekrar söyledikleri nakaratlar bir baba olarak sizin onlarla o şekilde konuşmanıza vesile oluyor. Özellikle ben
eden, sanat ihtiva eden, içinde sanatsal kavramlar bulunan cümleleri çocuklarımla paylaşmayı çok seviyorum. Onlar da bir yerden sonra düşünmeye, anlamını öğrenmeye ve kullanmaya başlıyorlar. Sabah kahvaltısında şöyle bir cümle geldi içimden. Balın tadına baktım. Dedim ki güzel. Sanatsal içerikli, yapılmış, olmuş bana ihtiva ediyor. Salatanın tadına baktım. Bana hitap etmiyor. Yumurta, hiç beğenmedim. Sanatsal olarak kendimi bulacağım hiçbir şey yok dedim. Benim kızım, ay çöreğim, baba dedi. Sofranın ortasındaki dana sucuğu görmüyor musun? Ne dersin? Diyebilecek bir şey yok. Büyüyorlar, mecbur. Şakalaşıyorsan, genç de olsa, yaşlı da olsa şakayı büyük bir olgunlukla karşılaman gerekiyor. Sindirmen gerekiyor, kabul etmen gerekiyor. Bana hitap eden, kendimden hiçbir şey bulamadım diyorum. Sofranın ortasındaki dana sucuğu görmedim diyor. Çocuklar büyüyor dedim de, okula gidiyorlar dedim de aklıma söylemeden geçemeyeceğim bir bölüm geldi. Bizim zamanımızda hani ben hiç yapma fırsatım olmadı. Çünkü kitap almak bizim ailede bir alışkanlık değildi. Harçlıklarımızı biriktirirdik, hafta sonu harçlıklarımızı. Ya da işte kumbaradaki paraları çalar, gider kitapçıdan kitap alırdı. Ve bu ciddi anlamda böyleydi. Şu anki gibi baba kitap alacağım, anne kitap alacağım, test kitabı alacağım veya işte PlayStation oynamaya gideceğim gibi cümleler biz kuramazdık. Babayla konuşmak bir kenara, annemizden de kitap parası istemeye çekinirdik. Dolayısıyla ya masanın üzerindeki ya babanın cebinden kitap parası kadar aşırılan paralarla müthiş bir çocukluk yaşadık biz. Geriye dönüp baktığımızda pişman olmadığımız çocukluk. Zamanında işte kitapları okurken Tom Mix, Zagor veya işte Red Kid'in kitapları, bu tarz kitaplar efendim genellikle matematik kitabının ya da matematik defterinin içine konulur. Gizli gizli kitaba bakılır, okumaya devam edilirdi. Şimdi çocukları düşünüyorum, kitap okumaktan çok uzaklar. Ellerinin altında bilgisayar, ellerinin altında internet, istedikleri yerlere giriyorlar. Şimdikiler kitabın içine kitap saklamak yerine internet sayfasını saklıyorlar. Ne yapıyorlar? Alt tab tuşu, sayfa değiştirme yarayan tuş. Alt tab tuşuna bastıkları zaman sayfa değişiyor ve siz girdiğinizde bir ders konusuyla ilgili test çözdüklerini ya da dersle ilgili bir araştırma yaptıklarını düşünüyorsunuz. Ama onlar izlemiş olduğu bir YouTube videosu veya işte bir sanatçının klibini izliyorlar. Siz geldiğiniz anda alt tab tuşuna basaraktan iki hareket tık tık sayfayı değiştiriyorlar. Siz çocuğun evde oturup veya odasından güzel güzel ders çalıştığını zannediyorsunuz ama o sevdiği sanatçının videosunu izliyor. Yapacak bir şey yok. Teknolojiyle birlikte insanların zihnini kullanma oranı iyice yükseliyor. İnsanların el çabukluğu artıyor. Özellikle kullandıkları parmaklar farklılaşıyor. İnsanların hayal gücünün sınırları artık sınırsızlaşmaya başlıyor. Yetenekler had safhaya çıkıyor. Dolayısıyla sadece kabullenmek ve olduğu gibi davranmak zorundayız. Bitti.